Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok bilinmese de Warcraft evreninin hikayesine büyük katkıda bulunan Thrall: Twilight of the Aspects kitabını inceleyip daha sonra da yaşadığımız gerçeklik ile olan farklılıklarını anlatacağız. Bu videonun metnini ise moderatörlerimizden Yiğit arkadaşımız yazdı. Kendisinin ve diğer moderatörümüz Mete'nin sosyal medya hesaplarına da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan, hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Kitap başlarında biraz yavaş ve klişe bir şekilde ilerlese de Warcraft evreninin hikayesini sevenler için alternatif gerçeklik gerçekten çok hoş olmuş. Keşke o gerçeklik bizim gerçekliğimiz olsaydı isteğini bol bol dile getiren kitap, sonlarına doğru da okurlarını çok heyecanlandırıyor. Kataklizm ek paketinin iyi bir ek paket olup olmadığının oyuncuları ikiye böldüğü gibi bu kitapta okurlarını aynı şekilde ikiye bölüyor. Bir kısım oldukça beğenerek okurken bir kısım da kitabı ellerinden geldikçe yeriyor. Ama biz bu iki kısma da hak veriyoruz. Thrall: Twilight of the Aspects her ne kadar eksiği olsa da okuyucularına güzel bir okuma deneyimi yaşatıyor. Şimdi ise hikayeye çok derinlemesine girmeden alternatif gerçekliklerdeki farklılıkları anlatacağız. İsterseniz başlayalım. Hikaye tahminlere göre Kataklizm ek paketinin Legendary Staff'ı Dragonwrath Targosos Rest questline ile aynı zamanda geçiyor. Hikayeyi çok derine girmeden en özet şekilde şöyle anlatabiliriz. Thrall, başından geçen olaylar zinciri sonrası Bronze Dragonflight'ın lideri Nozdormu'yu alternatif zamanlarda yakalamak için Caverns of Time'da uzun bir yolculuğa başlar. Ve portaldan ilk çıkışında kendisinin 2. savaş zamanlarında bir alternatif gerçeklikte bulur. Burada ise Ogrim Doomhammer, annesi Draka ve babası Drothan ile tanışır. Ailesiyle tanışan ve zamanı değiştirmemeye çalışan Thrall, ailesini bir ork devriyesine teslim eder. Ancak yavaş yavaş anlar ki bu devriye ailesini öldürmek için Shadow Council tarafından yollanan devriye ekibidir ve olaylar gelişir. Son nefesini vermek üzere olan Drothan'ın yanına giden Thrall, babasına yanlarındaki o zaman bir bebek olan Thrall'ın yaşayacağını, Azeroth'a orkların kendilerine ait toprakların olacağını ve ırkın Gul'dan ve Shadow Council'ın etkisinden kurtulup o eski güzel gönüllerine bir nebze de olsa döneceğini söyler ve Drothan son nefesini verir. O sırada bir Infinite Dragonflight'ın saldırısına uğrayan Thrall, başından geçen birkaç olay sonucu kendini yine başka bir alternatif gerçeklikte bulur. Videomuzun asıl konusu olan alternatif gerçekliğe Thrall sonunda gider. Bu dünyada Thrall bir bebekken ölmüştür. Bunun sonucunda orklar Thrall önderliğinde örgütlenmemiştir. Aedelas Blackmoore bizim gerçekliğimizde olduğu kişiden çok farklı bir kişi değildir. Yine kendi çıkarlarını her şeyden önde tutar ve hedeflerine gittiği yolda her türlü kirli işi yapar. Aedelas Blackmoore bu gerçeklikte askerlerine daha çok önem verip çok güçlü bir ordu kurar. Ordusu o kadar güçlenir ki Blackrock Spire savaşını kendisi yönetir ve Ogrim Doomhammer'ı kendi elleriyle öldürür ve 2. savaşı kendi tarafına kazandırır. Bunun sonucunda da orklar ya Lordaeron halkı için köle olur ya da Aedelas Blackmoore'un ordusunda asker olur. Gittikçe güçlenen Blackmoore, Lordaeron dönüşünde Menethil hanedanlığını Kral Terenas Menethil'i öldürerek bitirir. Bu gerçeklikte Scourge var olmasa da Kral Terenas yine ölür ve Menethil hanedanlığı yok olur. Kral Terenas dışında da Blackmoore ve ordusu ilk paladinlerden Uther ve Alliance'ın efsanevi komutanı Anduin Lothar'ı öldürürler. Ardından Blackmoore kendini kral ilan eder ve yanına danışman olarak Kelduzat'ı alır. Blackmoore daha da ileriye giderek Ogrim Doomhammer'ın zırhını kendisi için tekrar yaptırır. Lordaeron'un prensi Arthas, eski dostu Varian'ın yanına eşi Jaina ve çocuğu Uther ile Stormwind krallığına giderler. Arthas ve Varian birleşerek Blackmoore'dan Lordaeron'u geri almak için ellerinden geleni yapmaya çalışırlar. Ayrıca Scourge veya Forsaken bu gerçeklikte var olmadığı için de Dalaran ve Kueltalas krallıkları asla yıkılmaz. Bu alternatif gerçeklikte de bu şekilde noktalanır. Thrall'ın Hour of Twilight'ı durdurmasını engellemek için onu öldürmeye çalışan Infinite Dragonflight başka planlar yapar ve bunun sonucunda da birçok alternatif gerçeklik oluşur. Kitabın hikayesi ve alternatif gerçeklikler kısaca böyledir. Okuması ve dinlemesi bu kadar heyecanlı olan bu alternatif gerçeklikleri bir şekilde oyunda görmek isteriz. Her ne kadar bu alternatif gerçekliklerde birçok fark olsa da bizim hikayemizde bazı konularda paralellikler göstermektedirler. Kral Terenas'ın her iki gerçeklikte ölmesi gibi, Aedelas Blackmoore'un her iki gerçeklikte adi bir adam olması gibi ya da Scourge yerine Aedelas Blackmoore'un ordusunun yerine geçip dünyaya huzursuzluk vermesi gibi pek çok paralellik hikayeye güzel bir derinlik katmış gibi. Daha fazla uzatmadan ve sizleri daha fazla yormadan videomuzu yavaştan bitirelim. Bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.